Evet, Patch Notes'a bakıyoruz. Defiance yeni sezonun Patch Notes'ları, hadi bakalım. Madden'a git Legend. Pasifi, Worlds Ayır. Bunlara bakmıştık sanki zaten. Temporarily highlight enemies you damaged. No movement speed penalty. No movement speed penalty demek, şey demek. Elinde silah yokmuş gibi koşuyorsun. O hız yani. Octane hızı falan değil, öyle bir hız değil. Tactical Riot Drill, gördük bunda, duvarların içinden geçiyor. Gibraltar'a büyük nerf gibi yani, indirekt olarak nerf. Çünkü Mad Mage oynarsan Gibraltar'ın bubble'ının içinden de onu atabilirsin. Wrecking Ball. Ultisi çok acayip gelmedi. Speed boost veriyor. Böyle yere şeyler bırakıyor, speed boost veriyor. Yere yuvarlak mavi şeyler speed boost veriyor. Limited Time Mode Control, bunun internette bunu oynayan streamerları, yayıncıları görebilirsiniz. Eğer izlemek isterseniz, enteresan bir moda benziyor. Güzel olabilir yani, bilmiyorum. 9v9 zaten bahsetmiştim trailer reaction'ımda. Rewards to kick off the season. Reward. Ha, login rewardlar, legendları veriyor. Watson, Octane, Valkyrie galiba. Olympus değişti. Extended map. Map biraz büyümüş. Enteresan. Güzel. Severiz büyük map. Interactive map toy. Spaces have attracted new areas, creating fresh new experiences for Olympus. Tam anlamadım bunu. İnteraktif bir şey geliyor Mefe. Enteresan. Storm Point'a update, Wildlife. Prowler'ların damage'i azalmış ve sizi ne kadar uzağa vurdukları azalmış. Allah için yani. Teşekkürler. Bu kadar uzamaması gerekirdi ama. Prowler Completion reward'unu azaltmışlar. Neden? Wildlife Targeting Rules. Çok önemli değil. Önemli olan damage azalmış. Ve Prowler sayısı azalmış. Başıboş gezen. 3'ten 2'ye azaltmışlar. Başka. Dropship Pathing. Stormpointer Spread. Dropship'in yönünü değiştirmişler. Geç bunları. Ranked Change. Max Kill KP. Ne? 175'ten 125'e mi azalmış Max Kill KP? Placement. Placement bonusa bak. Bir dakika, bu Placement bonusa acayip buff gelmiş. Oha, baya farklı olabilir ranked bu sezon. Çok iyi ya. Daha Battle Royale'imsi olmuş. Biraz daha uzun sürecek maçlar gibi. Gerçi ranked de her türlü uzun sürüyor. Süresi değiştirecek maçların. Bunlar rewardlar işte. Bu arada bu rank değişikliği için bayağı heyecanlıyım. Şu an yani az reaksiyon verdim de çok güzel olabilir. Bayağı heyecanlıyım onun için. Ranked oynamayacaktım Master'a ulaştıktan sonra ama oynayasım geldi şimdi. Kriptoya buff geldi, onu biliyoruz. Kripto drone'unu atabiliyor artık. Game Stater. Ring infosu. Round timer. Anlamadım. Ha, drone'dayken de map'i görebiliyorsun. Tamam. Çok bir şey değil. Drone'un HUD'ı biraz değişmiş. Böyle oldu. Yeni hali bu işte. Eski haline kripto oynamayan bilmez de. FOV. Oha, da bayağı daha geniş alanda insanları detect ediyor. Çok güzel. Drone recall edilirken detect etmiyor, normal. Evet. Drone'u sallayabiliyorsun direkt ortalığı.
Acayip bir olay. Enteresan olacak. Wallhack gibi gezecek böyle drone. Ve drone'a girmen gerekmeyecek. Drone... Registron. Ha, drone'un canı azalmış. Güzel. Hiç OP olmamış yalnız bu değişiklikler. Çok da gerekli bir buff'tı. Kripto oynayan yoktu yani. Kriptoya Heirloom geliyor herhalde zaten. Kostik gas trap'leri yok edebiliyorsun artık. 150 canları varmış. Nasıl yok edildiğini bilmiyorum. 150 canı varmış. Rampart Shield tarzı yok olacak herhalde. Ve süresi azalmış. Güzel. Güzel değişiklikler bunlar. Kostik öldü bu arada. Kostik oynamayın artık. Kostik'i bitirir bu olay. Supply Drop Rotation Alternator çıktı Supply Drop'tan. Disruptor Rounds tabii ki de çıkarıldı. Hem damage'i çıkar... 26'ydı, 28 değildi magazine size Volt'un da 30'a mı çıkmış? Oha! 17 damage artı 30 mag başı müthiş olacak Volt. Manyak bir şey olacak. Ama üzgünüm yani Volt gittiği için. Kinetic Feeder slide ederken reload ediyor hiçbir şey yapmadan. Hammer Point'lar geri döndü. Allah'ım yarabbim. Mozambik bayağı iyi olacak. Ama Ari 45 yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok korkutucu olabilir. Hiç izlemedim daha yeni sezon videosu. Bilemiyorum. Passivity effects. Hayır. Shatter caps ile ilgili. Toggle edemiyor musun? Nasıl yani? Shatter caps taktığında shatter caps'in mi var full? Allah. Ha, hip fire'ken direkt full shatter caps herhalde. Projectile growth, damage reduced. Oha. Mermi başı damage 23'ten 21'e baya büyük bir nerf. Çünkü 3 mermi atıyor ya triple take. Baya büyük bir nerf bu. Damage reduced from 18 to flatline'a gereken nerf geldi. Flatline yerden kalktı. Kalkıyordu ama yazmıyor. Kalkmıyor mu? Ha, weapons in crafting. Craftable. Evet, yerden kalkmış flatline ve longbow. Kitted rotation, altın silah olarak RE, triple take, peacekeeper, prowler, havoc varmış. Altından bunlar kalkmış. R301 altın rotasyonda mıydı hiç görmüyorum. Crafting, medkit'in fiyatı azalmış, güzel. Medkit çok craftlenen bir şey değildi zaten. Diğerleri bug fix. Pathfinder'ıma yok mu hiçbir şey? Pathfinder'ıma buff yok mu? Neyse. Bu kadar. Twitter'a bakalım. Leakçiye değil, haberciye bakalım. Bu sefer normalde leakçi. Ne oluyor lan? Oyundan çıkmak artık kill ve asistini yok etmiyor. Oyundan çıkarsan öldün sayılıyorsun yani. Eskiden KD ratio tutmak için oyundan çıkanlar oluyordu. Artık yapamayacaklar. 30 mu? Flatline yapmak sadece 30 mu? Oha, her maç garanti flatline'ın var yani. Enteresan. Bu olay. Placement point. Bayağı enteresan bir olay o. Bunu like'layacağım hatta. Personals'tan bahsediyor zaten. Zaten baktığımız şeyler. Leak var mı? Hollow Spray. Peki. Matching Hollow Spray varmış. Bu kadar. Neyse.